İyi günler Ege Üniversitesi televizyonu izleyicileri. Bir başka Ege'nin Aynası programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz ruh sağlığının içinde çok ayrı bir yer edinen ve bu alanda gerçekten çok ciddi sorunları ortaya çıkartabilen bir hastalık ve bu hastalığın genel bulgularını ele alacağız. Şizofreni ve şizofreni benzeri psikozlar bugünkü konumuz. Konuğumuz ise bu konunun duayeni olan bir kişi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Baybars Veznedaroğlu. Merhaba. Hoş geldin Baybars. Hoş bulduk, hoş bulduk Hakan. Ben gerçekten de seni bu konunun duayeni gibi diye de düşünüyorum. Sağ ol, o senin teveccühün, iyi görüşün. Sağ ol, teşekkür ederim. Yaklaşık da 25 yıldır bu alanda ilgili Tabii. çalışıyorsun. Ve Doğru. bu alanda ilgili birçok yerde çalışmaların yayınlanıyor. Yurt dışında da bu anlamda Doğru. çok ciddi etkinliklere katılıyorsun. Aynı zamanda Türkiye'de de bu konuyla ilgili birçok eğitim faaliyetinin de içindesin Doğru. bildiğim Doğru. kadarıyla. Doğru. Hoş geldin. Ve Hoş tabii bulduk. Bugün seninle şizofreni ve benzeri psikozları ben konuşmak evet, istiyorum. Evet, tabii. Şimdi nedir bu psikoz dediğimiz durum ya da şizofreni dediğimiz durum? Bir evet. anlatır mısın bize? Tabii, ilk önce istersen genel bir tanım yapalım. Sen de arada bu konuları tabii. çok iyi bilen bir hekimsin aslında. Genel bir tanım yapalım, psikoz nedir diye. Psikoz dediğimizde aslında ağır psikiyatrik hastalıkları kastediyoruz. Neden ağır? Çünkü gerçekle bağlantının koptuğu durumlar bunlar. Yani normalde bize başvuran birçok hastamız kendilerinin hasta olduğunun bilincinde, hasta olduğunu kabul ederek bize geliyorlar, başvuruyorlar. Örneğin depresyon gibi, panik atak gibi vesaire hastalıklar bu şekilde. Ama psikotik bozukluklarda gerçekle bağlantı koptuğu için çoğu zaman bu kişiler aileleri tarafından bize yönlendiriliyor. Çünkü çoğu zaman gerçeği değerlendirmelerinde ciddi bozukluklar oluyor. Ya da yani bugünkü anladığımız anlamda eğer bir kişi hayaller görüyor, sesler duyuyorsa, yani varsanıları varsa ya da düşünce içeriğiyle ilgili bozukluklar varsa, hezeyanları varsa ya da konuşması, düşünmesi ileri derecede dezorganize olmuşsa, yani konuşmanın doğal seyri, düşüncenin doğal seyri tamamen bozulmuş, kişinin artık konuşmaları, davranışları iyice anlaşılmaz bir hal almışsa, o kişinin psikotik bozukluğu olduğunu, psikozu olduğunu söylüyoruz. Peki, psikoz ile şizofreni birbirinden farklı kavramlar gibi değil mi? Doğru, doğru. Çünkü psikozlar bazen daha geçici olabiliyor, kısa sürebiliyor. Ya da başka hastalıkların seyri sırasında oluyor. Örneğin depresyon hastaları da depresyon hastalığı ağır seyrettiğinde bazen bu tür belirtiler yaşayabiliyorlar. Hı hı. Ama bu belirtiler depresyon bittiğinde ortadan kayboluyor. Ya da kısa süreli dediğimiz psikozlar var. Örneğin süresi bir aya kadar süren psikotik bozukluklara kısa psikoz adını veriyoruz. Kişi bir ay sonra tamamen eski hayatına dönebiliyor. Keza işte artık biraz daha şizofreniye yaklaşan şizofrenimsi hastalık dediğimiz 6 aya kadar süren psikozlar var. Onlar da kısmen gene eski hayatlarına dönebiliyorlar ama şizofreni hastalığı biraz daha maalesef uzun süren, kişinin hayatında bazı eksilmelere, bazı kötüleşmelere, bozulmalara neden olan bir hastalık. Ha, onun için şizofreninin psikozların içerisinde hakikaten ayrı bir yeri var. Maalesef daha kötü seyirli bir psikoz. Yani psikozların en kötü seyirlisine şizofreni adını veriyoruz. Peki o zaman aslında şizofreni psikozların içinde olan bir rahatsızlık ve böyle olunca da hani her psikoz hastasının ya da her psikoz tanısı konan kişinin ille de aslında şizofreni olması, şizofreni gibi kötü bir gidişata kesinlikle. Sahip olması gerekmeyebiliyor böyle olunca. Kesinlikle, kesinlikle. Tabii yani dediğin gibi herhangi bir psikotik belirti yaşayan herhangi bir kimsenin direkt ben şizofren mi oldum diye korkmasına o bağlamda gerek yok. Hatta belki biraz daha iyimser de istersen bakalım. Yani hani şizofreni kötü bir hastalık gibi tanımlamış olduk belki biraz ama şizofreninin içinde de orayı da zaten daha detaylı konuşuruz. Tabii. İyileşmesi de olası. Yani tüm şizofreni hastaları
illaki bütün ömürlerini hastalıkla tamamlar diye bir şey yok. Belli bir oranda hastaların yarıya yakını şifa bulabiliyorlar, iyileşebiliyorlar. Dolayısıyla yani psikotik bozukluklar ağır psikiyatrik tablolar olmakla birlikte tamamen düzelme olasılığı da gerek psikoz açısından gerek şizofreni açısından mümkün. Tamamen de düzelme söz konusu olabiliyor bu hastalarda. Peki şey soracağım Baybaş. Şimdi şizofreni tabii psikozdan farklı. Gerçeği değerlendirme bozukluğu var ama hani şizofreni dememiz için bizim neler olması gerekiyor? Hangi bulgular olması gerekiyor ki bu genel evet. özellikleriyle biz onu psikozdan farklılaştırabilecek o alt kümeyi oluşturuyoruz? Evet, evet. Şizofreni tanısı koymak için bir kişide öncelikle eklenme belirtileri ya da eksilme belirtileri dediğimiz belirtiler olması gerekiyor. Eklenme belirtileri dediğimiz onları pozitif belirtiler de diyoruz. Sağlıklı insanlarda yokken hastalarda fazladan ortaya çıkan belirtiler. Örneğin en sık düşünce bozuklukları olarak karşımıza çıkan alınma fikirleri olabiliyor. Kişinin kendisiyle hiç ilgisi olmayan olayları kendisiyle ilgiliymiş zannetmesi. Diyelim ki dışarı çıktığında insanlar bana bakıyorlar, bana gülüyorlar, benim hakkımda konuşuyorlar gibi. Ya da televizyon, radyo bana sesleniyor. Oradaki bazı programlar bana karşı yapılıyor. Bazı müzik yayınlarında şu şarkı benim için çalındı gibi. Bunlar alınmayla ilgili belirtiler. Yine çok ben bu arada kesiyorum Barış. Aslında mesela şey dedin ya, sen hani bana bakıyorlar gibi ya da acaba benimle ilgili bir şey mi söylüyorlar, benim için mi bu böyle yapılıyor gibi düşünüyorlar. Bu birçok insanda görülebilecek bir şey. Evet. Bunun o hastalığın bir bulgusu olabilmesi nasıl oluyor? Bir kere tabii bunun belli bir yoğunluğun ve sıklığın üzerinde olması lazım. Bu zaman zaman herkese gelebilir. Evet. Acaba bana mı güldüler çünkü diye. Çünkü yeni girdiğimiz bir ortamda biz kendimizi aslında biraz yabancı hissederiz. Kesinlikle. Ve yapılan her şey, hele hele kendimize yeterince güvenimiz yoksa sanki bizimle ilgiliymiş gibi oluyor. Çok doğru. Ya da örneğin bir yabancı ülkedesiniz, o ülkenin dilini bilmiyorsunuz. İnsanlar aralarında konuşup gülüşüyorlar, bir topluluğun içindesiniz. Ya benle gırgır mı geçiyorlar diye, dalga mı geçiyorlar diye de geçebilir insanın aklından ama tabii bu durumun değişik ortamlarda ve süreklilik arz etmesi gerekiyor. Ve tabii bazen bunlar biraz önce de değindiğim gibi daha artık olağan dışı şekillere bürünmeye başlıyor. Örneğin televizyonda spiker konuşurken, haberleri okurken doğal olarak kameraya bakıyor. Kişi bu kişi bana bakıyor, bana gülüyor ya da bana mesaj gönderdi şeklinde daha artık olağan dışı şeklinde yorumlamalara başlıyor. Tabii başka eşlik eden belirtiler de var. Örneğin işte biraz önce biraz değinmeye çalıştım. Kötülük göreceğini düşünmek gibi. Normalde diyelim ki hiç gayet emniyetli olması gereken bir ortamda kötülük görebileceğini, öldürülebileceğini, zehirlenebileceğini, belki diyeceksin bunlar da gerçekten de bir insanın başına gelebilir mi? Gelebilir ama bunlar artık değişik ortamlarda farklı farklı insanların kendisine kötülük yapabileceğini, zarar vereceğini düşünme şeklinde olabiliyor. Yanı sıra alınma fikirleri gibi. Bunlara zaten hep beraber genelde paranoid hezeyanlar ya da paranoid sahneler adını veriyoruz. Şizofrenide bu tür paranoid düşünce içerik bozuklukları çok fazla. Bir de yani artık iyice düşünce içeriği bazen çok garip hal almaya başlıyor. Hani biliyorsun bizar sahneler diyoruz. Onlar artık iyice olmayacak şeyler. Aslında onlar olduğu zaman biz herhalde şey gibi düşünüyoruz. Ya gerçekten bu olmaz. Evet. Ama mesela bir insan karım beni aldatıyor deyince gerçekten aldatıyor mu aldatmıyor evet. mu diye şüphe evet. içine düşebiliyoruz. Çok doğru. Zaten ikincisini yani o bizar olmayacak hezeyanları söylediğinde hastalar tanı bizim için çok daha hızlı ve kolay bir hale geliyor. Ya da belki kişiye diğer hezeyanlarına inanacak çevresinde insanlar da çıkabilir. Örneğin zarar göreceğini söylediğinde gerçekten zarar görecek mi diye düşünenler olabilir. Ya da kendisine bakılıp gülünüldüğünü söylediğinde acaba bakıyorlar mı, gülüyorlar mı diye düşünecek olanlar olabilir ama örneğin uzaylılar benim beynime sinyal gönderip oradan benim hareketlerimi yönetiyorlar dediğinde o zaman çevre içinde artık daha kolay oluyor. Yani o kişinin bir sorunu olduğunu anlamak ya da bizim psikiyatrik görüşme sırasında böyle bir şey ifade ettiğinde biz de artık tanıya biraz da
kolaylıkla gitmeye başlıyoruz. Bunlar hepsi düşünce içeriğiyle ilgili bozukluklar. Çok çeşitli düşünce içerik bozuklukları olabiliyor. Mistik, yani dinsel sanrılar olabiliyor. Örneğin kişi peygamber olduğunu, dini yönden seçilmiş bir insan olduğunu düşünebiliyor. Bizar dediğim gibi olabiliyor. Düşünce yayınlanması, düşünce sokulması, düşünce çekilmesi gibi büyüklük sanrıları olabiliyor. Nihilistik sanrılar, çok çeşitli düşünce içerik bozuklukları bazen var. Bazen sanki organları değişmişmiş gibi algılayabiliyorlar. Evet, sanki organlarıyla ilgili bir hastalık varmış gibi, değil mi? Öyle bir şeylerde. Aynen öyle. İç organlarının çürüdüğünü, yok olduğunu söylüyor. Ya da beyninin eridiğini, aktığını, somatik ezeyanlar, somatik sahneler olabiliyor. Hepsi bunların pozitif belirtiler, eklenme belirtileri dediğimiz düşünce içeriğiyle ilgili belirtiler. Bildiğin üzere algı bozuklukları oluyor. Onlar da bizim için çok tabii tanı koymada yardımcı. Özellikle işitsel varsanı dediğimiz, yani boşluktan, gayipten ses duyma şeklinde algı bozuklukları da meydana geliyor. En sıklıkla örneğin kişi kendi kafasından geçen düşüncelerle ilgili yorum yapıldığını düşünüyor. Diyelim ki kişi bir plan yapmış, örneğin dışarıya çıkacak, alışveriş yapacak, bir ses kulağına ya da bir kişi kulağına şimdi dışarı çıkacak, alışveriş yapacak diye bir yorumda bulunuyor. Bazen birden ses, fazla sesin karşılıklı konuşması şeklinde de olabiliyor. Mesela bir kadınla bir erkek kişi hakkında devamlı konuşuyorlar. Zihninde kişi devamlı böyle sesler duyuyor. En sıklıkla gördüğümüz algı bozuklukları bu işitsel varsanılar. Peki bunu mesela bir bu konuda hastası olan, şikayeti olan kişiyi anlamak isteyen kişi nasıl fark edecek? Böyle bir hani sesler duyduğunu. Güzel bir soru. Dışarıya yansımaları nasıl? Bazen kendi kendine konuşma şeklinde hastalarda belirtiler olabiliyor. Çünkü o seslere cevap vermeye başlıyorlar. Bazen o bazen biraz daha da tehlikeli olabilecek bir alan esasında. O sesler komut veren sesler şeklinde olabiliyor. Yürü, otur, koş, intihar et vesaire şeklinde hastaya emir veren, hasta o emire uyarak bir takım garip davranışlarda bulunmaya başlıyor. Ama kendi kendine konuşma ya da kendi kendine gülme, yani bize bir hasta yakına gelip evde bir hastam var, İşte kendi kendine konuşuyor, gülüyor dediğinde bizim hemen aklımıza psikoz, daha özelinde de şizofreni geliyor tabii. Hatta böyle bir durumda belki daha da hızlı hareket etmemiz gerekebilecek, daha çabuk önlem alınması gerekebilecek, kontrol kaybının daha fazla olabileceği birisini düşünüyoruz kesinlikle, gibi geliyor ama kesinlikle. Senin fikrin tabii ben merak ediyorum kesinlikle bu konuda. Kesinlikle, yani halüsinatuar yaşantılar, bu halüsinasyonlar şizofrenide çok önemli. Özellikle yani başka birine zarar verme yönünde sesler de duyabilir kişi ya da kendisine zarar verme yönünde sesler de duyabilir. Ve özellikle hastalığın akut dönemlerinde bu seslerden etkilenme daha fazla olabiliyor. Hı hı. Hastalık biraz daha uzun sürdüğü zaman, kronikleştiği zaman hastalar biraz daha bu seslere adapte olmayı hatta zaman zaman aldırmamayı öğrenebiliyorlar. Fakat özellikle hastalık yeni başladığında kişinin bu seslere inanışı daha fazla oluyor ve dolayısıyla da bu seslere göre hareket edebileceğinden kendi kişisel güvenliği ya da çevrenin güvenliği açısından da sıkıntılar olabiliyor. Tabii hayal görme biliyorsun, görsel varsanılar da olabiliyor. Yani sadece ses duyma değil, bazen böyle mesela basit bir ışık hüzmesi gibi, bir renk görme gibi olabildiği gibi baya baya komple bir insan figürü, hatta işte o insanın sesini duyma, onunla konuşma, hem hayal görme hem ses duyma aynı anda da meydana gelebiliyor. Bu akıl oyunları filminde onunla ilgili aslında çok güzel bir şey var. Sanki o senaryonun içine sokuyor seni ve soktuğu zaman sen o senaryoyu yaşarken aslında hangisi gerçek, hangisi gerçek değil ile ilgili bir şey içine giriyorsun. Hatta çok ilginç, orada mesela kişi dışarıdan düzelmiş görünse bile o görüntüler sanki filmin sonunda devam ediyormuş gibi gösteriyordu. Çok güzel. Yani dediğin gibi o akıl oyunları filmi aslında bir hastanın nasıl yaşadığını çok güzel anlatıyor. Çünkü filmi hatırlarsan, özellikle filmin ilk yarısında biz de olayları dışarıdan seyrederken gerçek zannediyoruz. Çünkü olayı tamamen kişinin perspektifinden veriyor ve kişinin bunu dolayısıyla nasıl gerçekmiş gibi yaşadığını
anlayabiliyoruz, o kişinin yerine koyabiliyoruz kendini. Yine o filmde de işte birçok hastada uzun dönemde olduğu gibi halüsinasyonlara bir adaptasyon oluyor esasında. Halüsinasyonlar devam etmekle birlikte kişi onlara aldırmamaya çalışarak, aldırmadan gündelik yaşamını sürdürebiliyor. Aslında bu tedavide de hastalara öğretilmeye çalışan şeylerden bir tanesi. Yani halüsinasyonlara aldırmamak olmasına rağmen. Tabii bu çok kolay bir şey değil. Yani sürekli olarak düşünün ki kulağınızın dibinde 24 saat size biri bir şey söylüyor ve onu görmezden gelmek, yok saymak çok kolay bir şey değil. Tabii bir kulak çınlamasına bile dayanmak insan için çok sıkıntılı olabiliyor. Evet. Aynı tonda gitse bile. Burada hep sürekli senin hakkında, hatta genellikle de olumsuz şeyler söyleyen aynen bir ses. Tabii küfreden zaman zaman yani o tür hakaret eden ya da tehdit eden sesler de olabiliyor. Örneğin işte sana işkence edeceğiz, sana şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Hastalar zaten en sıklıkla paranoid hastalarda intihar oluyor. O da çoğunlukla bu seslerin baskısından kaçmak için, yıldığı için hastalar maalesef şizofrenide belli bir oranda intihar da görebiliyoruz. Yani mesela işkence edileceğini düşünüyor kendisine. Bari bu işkenceye ben maruz kalmadan gideyim kendimi öldüreyim şeklinde düşünebiliyor. Yani beş duyumuz var tabii. Yani işte görme, işitme, tat, koku, dokunma. Dolayısıyla yani tatla ilgili, kokuyla ilgili, dokunmayla ilgili diğer alanlarda da varsanlar olabiliyor. Bunlar da yine eklenme belirtileri içerisinde olan belirtiler. Bazı özel algı bozuklukları var. Örneğin Capgras sendromu diyoruz. Kişi annesinin babasının yerine başkasının geçtiğini düşünüyor. Evet, bu şeklen benim annem babam ama aslında gerçekten benim annem babam değil gibi. Ya da işte çok yaygın olarak da bilinen dejavü dediğimiz daha önce yaşamadığı bir olayı, ilk kez yaşadığı bir olayı sanki daha önce görmüş, yaşamış gibi kişinin hissetmesi. Bu da şizofrenideki böyle değişik algı bozukluklarından. Fiziksel olabiliyor. Örneğin depersonalizasyon dediğimiz tarzda kişi başının şekil değiştirdiğini, elinin ayağının uzayıp kısaldığını, vücudunun şekil değiştirdiğini düşünebiliyor. Yani zengin esaslı şizofreni algı bozuklukları yönünden çok zengin bir hastalık tabii. Ama herhalde bunu da belirtmek gerekiyor. Mesela burada bahsettiğin depersonalizasyon olsun, dejavu gibi şeylerin bir kısmı da şizofreni dışında başka rahatsızlıklarda, özellikle yoğun sıkıntının olduğu, işte panik bozukluk gibi ya da yaygın anksiyete bozukluğu gibi durumlarda da kendini geçici olarak gösterebiliyor. Buna değindiğin iyi oldu. Yani hani genelde insanlar bir semptom görünce kendine çok bir belirti görünce tanı koyabiliyorlar. Dediğin gibi mesela depersonalizasyon panik atak sırasında da çok rastladığımız bir semptom. Bazen epilepsi sırasında da olabiliyor. Sarı hastalığının gidişi sırasında da olabiliyor. Hemen böyle bir alınma fikrini görünce ya da bir depersonalizasyonu görünce hemen kişinin kendisine hemen bende tabii şizofreni var diye tanı da koymaması lazım. Yani belki hani o parantezi koymak gerekiyor burada. Gerçekten de bazı bulgular görülebiliyor. O bulguların aslında bir harmoni içinde olması tabii gerekiyor ki bir hastalık lehinde bir durum ortaya çıkartabilirim. O yüzden de hani doktorlar bu yüzden var. Çok büyük ihtimalle böyle bir şeyden şüphe duyduğumuzda muhakkak ki bir doktora danışmak. Kesinlikle. Hele hele ruh sağlığıyla ilgili bir sorunsa ruh sağlığı hastalıkları uzmanı bir doktora danışmak bu konuda çok daha kesinlikle iyi olacaktır tabii, diye. Tabii. Ben bu ara parantezi özellikle burada koyayım diye çok düşünüyorum. Çok haklısın, çok haklısın. Yani ağaca bakıp orman kararı vermemek lazım. Çok doğru. Yani bu sonuçta profesyonel yardım almak lazım. Buna benzer belirtiler yaşanıyorsa çok mutlak doğru yardım almak lazım. Peki bir yandan bu ekleme belirtileri dedin. Bir yandan da eksilmeler olabiliyor. Şimdi aslında yani şizofreni yapan maalesef bu eksilme belirtileri. Yani şundan dolayı bu eklenme belirtileri dediğimiz belirtileri diğer hastalıklarda da görebiliyoruz. İşte psikotik bulgulu depresyon ya da psikotik bulgulu mani bipolar bozuklukta görebiliyoruz. Fakat bu eksilme belirtileri daha şizofreniye özgü belirtiler. Bunları aslında bir de demanslarda görüyoruz. Yani şöyle bir başa dönecek olursak, bu şizofreni bugünkü anladığımız anlamda ilk kavramlaştıran hekim Emil Krapel'in, Alman hekim. 1896'da ilk bu hastalığa daha şizofreni deyimini de kullanmıyor. O zaman demans precox, yani erken bunama adını veriyor.
Çünkü bazı zihinsel faaliyetlerin bu hastalarda bozulmaya başladığını görüyor. Bu bağlamda da şizofrende de işte bu eksilme belirtileri dediğimiz belirtiler çok önemli ve adeta bir tarafıyla demansla belki ilişkili olabilecek tarzda belirtiler. Normalde işte insanların arkadaşları vardır, sosyal çevreleri vardır. Mesela hastalarda bu eksilme belirtileri çerçevesinde bu sosyal çevrede bir daralma başlıyor. Evde tek başlarına çok fazla yalnız vakit geçirmeye başlıyorlar. Evden dışarıya çıkmak istemiyorlar yani. Hepimiz halbuki arkadaşımız, eşimiz, dostumuz olsun isteriz, gezmek isteriz falan, bu dürtüleri azalıyor. Daha önce mesela diyelim ki spor programlarını seyreden, müzik dinleyen, birçok ilgi alanı olan bir kişi bu ilgi alanlarına karşı artık ilgi göstermemeye başlıyor. Daha önce bu ilgi alanları ile ilgili bol bol konuşan, diğer insanlarla sohbet eden kişi daha çok vaktinin çoğunu evde, hatta kendi odasında sigara içerek, oturarak, yatarak, hiçbir şey yapmayarak geçirmeye başlıyor. Aynı şekilde kişinin kendisine bakımında bozulma olabiliyor. Örneğin erkekse sakal tıraşı olmak istemiyor, kızsa saçlarını taramak istemiyor, çok yıkanmak istemiyor. Bakıyorsunuz mesela gece günlük elbiseleriyle yatmaya başlıyor. Hatta çamaşırlarını değiştirmek istemeyebiliyor. Yani giyim ve hijyende bir bozulma meydana geliyor. İlgi ve istek kaybı oluyor. Bunu depresyonda da çok görüyoruz. Hatta ayırıcı tanı açısından da bakmak gerekebiliyor. Eskiden severek yaptığı şeylere karşı ilgisi kalmıyor. Örneğin diyelim ki film seyretmeyi seviyorsa seyretmiyor. Yürüyüş yapmayı seviyorsa, arkadaşlarıyla buluşmayı seviyorsa, dışarı çıkmayı seviyorsa bunları yapmamaya başlıyor. Buna da ilgi istek kaybı diyoruz. Ve tabii işin ilginci, kişinin bunlardan şikayeti yok. Yani normalde depresyondaki hastalarda sen de çok iyi biliyorsun nasıl olur. Kişiler bize ben eskisi kadar hayattan zevk almıyorum, eski yaptıklarımı yapmak istemiyorum diye bunlardan dert yanarak gelirler. Psikotik hastanın ya da şizofrenik hastanın ailesi daha çok, yakınları daha çok bundan dertleniyor. Kendisi bu durumundan rahatsız değil. Yani baktığınız zaman aslında eskiye göre kişinin yaşamında birçok alanda belirgin bir bozulma olmuş. Örneğin okulu bırakmak zorunda kalmış, arkadaşı yok, evden çıkmıyor, kendine bakmıyor, hiçbir şey yapmaz hale gelmiş. Fakat kişi bundan dert yanmıyor. Hatta bırakın beni kendi halime, evden çıkmayayım, dokunmayın bana havasında oluyor. Buna mukabil depresyondaki hastalar bize gelip mutsuz oluyorlar bu durumlarından. Dolayısıyla bu anhedonide çok sık gördüğümüz negatif belirtilerden bir tanesi. Eski hocalarımız bizim o depresyonun hastasının yüzündeki o donuk ifade anestezi dolorosa derdi. Evet, yani o ağrı, acılı bir anestezi. Evet. Yani o, halbuki o şizofreni ve benzeri psikozların yüz ifadesindeki o donukluğun aslında hiç rahatsız edici bir şey olmaz diye şey yapıyor. Çok güzel bir noktaya değindin. Yani en sık gördüğümüz aslında negatif belirti, afektif donukluk. Yani onu şöyle anlatalım izleyenlere. Kişinin yüz ifadesinin, hareketlerinin, mimiklerinin duygu durumunu yansıtmaması, duygu durumunda bir küntleşme meydana gelmesi. Yani hepimiz zaman zaman üzülürüz, zaman zaman seviniriz. Şizofrenide duygulardaki bu oynaklık azalıyor ve bunun yüze yansıması, dış görünüşe yansıması da azalıyor. Örneğin konuşurken yine el kol hareketleri, jestler çok yapılmamaya başlıyor. Mimikler, bedensel hareketler çok yapılmamaya başlıyor. Bu da en sık görülen negatif belirti esasında. Yani bu negatif belirtilerin bizi uğraştıran tarafı şu. Genelde sen de çok iyi biliyorsun. Bu pozitif belirtiler tedaviye kısmen daha iyi yanıt veriyor. Yani hasta bize başvuruyor. Diyelim ki işte beni takip ediyorlar diyor. İşte hayaller görüyor, sesler duyuyor. Biz de tedavi başlıyoruz. Bir süre sonra bu hayaller, sesler ya da korkular geçebiliyor, iyileşebiliyor. Fakat bu işte toplum içine karışmak istememe, evden çıkmak istememe, kendine bakmak istememe, dikkatinin ve konsantrasyonunun, zihinsel işlevlerinin, okul performansını eskisi kadar sürdürecek kadar iyileşmemesi
bunlar maalesef en uzun süren ve tedaviye en dirençli belirtiler. Ve hali hazırda işte şizofreni diğer psikozlardan ayıran en önemli belirti grubu da bu negatif belirtiler ve maalesef bunlar daha uzun sürme eğiliminde. Şey merak ediyorum. Peki mesela neden o suyla alakaları bu kadar kötü? Neden hani kendilerine bakımları bu kadar şey? Bunun bir şeyi var mı? Teorik bir zemini var mı bildiğin? Şimdi bunların tabii biyolojik şeyi var. Yani biyolojik altyapısı var. Özellikle bu negatif belirtileri yani yıkanmak istemeyen senin dediğin gibi evden çıkmak istemeyen insanlarda beyinde yapısal değişiklikler oluyor. Yani şizofreni hastalığı belki onu en başta girişte söylememiz gerekiyordu. Biyolojik bir hastalık. Yani beyindeki hem yapısal hem kimyasal hem de elektrofizyolojik değişikliklerin sebep olduğu bir hastalık. Yani bu biraz önce belirttiğimiz pozitif belirtiler, negatif belirtiler, beyinde olan bazı değişikliklerin sonucunda ortaya çıkan belirtiler. Özellikle de bu negatif belirtiler beyindeki yapısal bozukluklarla daha ilişkili. O ne demek? Örneğin sağlıklı insanların beyninin görüntüleme teknikleriyle, MR'la, tomografiyle ya da fMR gibi beyin görüntüleme teknikleriyle incelemesini yaptığımızda, şizofreni hastalarla karşılaştırdığımızda, şizofreni hastalarda bazı beyin bölgelerinde, örneğin negatif belirtiler özelinde, bu frontal lob dediğimiz ön beyin beyinle ilgili patolojiler oluyor. Bu negatif belirtileri ağır basan hastalarda bu beyindeki yapısal değişiklikler daha fazla. Yani daha çok evden çıkmayan, daha çok yıkanmayan hastanın baktığımızda beyninde daha fazla küçülme meydana geliyor. Buna serebral atrofi ya da yani beyinde küçülme adını veriyoruz. Bunlar aslında böyle çok makro düzeyde olan, çok ileri boyutta olan şeyler olmayabiliyor. Ben ama mesela %5'e varan örneğin kortekste %5'e varan incelmeler ama o %5 de ciddi bir farklılık yaratıyor kişinin hayatında. Ben mesela şey gibi düşünüyorum. Nasıl bu insanlar hani sosyal anlamda dışarıya karşı o bağlantılarını kesiyorlar, izole ediyorlar. Aslında bizim için tıraş olmak, bir şekilde banyo yapıp o suyla temas etmek, gözeneklerimizi açıp bizim dış dünyayla iletişimimizi oluşturuyor. Doğru. Ve o iletişimimizi daha aktif olarak, daha canlı olarak kurmamızın yolu. Doğru. Ve aslında onlar için bir tehdit oluyor gibi algılıyorum ben. Doğru. Yani doğru. O çünkü üstündeki elbisenin değişmesi bizim için bir aslında yenilik. Dış dünyaya yeni bir bakış açısıyla bakmamızı sağlıyor. Onu da değiştirmek tabii istemiyor. Yani kozadan çıkmak gibi bir şey bu bakıma. Evet. Yani kozayı dış dünyaya açmak, kozalarını bir bakıma dış dünyaya açmak istemiyorlar. Daha bir içe dönük, introvert bir şey oluyor zaten. Ki yatış biçimleri de değil mi? Evet, sanki tabii. Ona özgü bir yatış biçimi tabii, de olabilir. Tabii. Cenin pozisyonu dediğimiz pozisyonda dediğin gibi özellikle katatonik şizofreni de olabiliyor. Yani aslında tabii bugün için terminoloji olarak çok kullanmıyoruz ama yani hani şizofreni deyimini ilk kullanan Eugen Bleuler biliyorsun şizofreninin belirtilerini tanımlarken otizm olarak kullanmış. Yani daha otistik iç dünyaya dönük, içe dönük dış dünyayla irtibatı kesen bir yaşantı tarzı içine giriyorlar giderek. Evet. Ve otizm de aslında tamamen farklı bir bozukluk ama otizm burada bir bulgu gibi de evet, olabilir. Evet. Bir semptom gibi daha çok. Tabii bugün otizmi hani yaygın gelişimsel bozukluklar anlamında başka bir bağlamda kullanıyoruz. Yani orada da tabii örtüşen özellikler olabilir ama yani bugün kullandığımız otizm daha çok hatta yaygın gelişimsel bozukluk terminolojisini daha çok tercih ediyoruz. Farklı bir hastalık. Şimdi Bahar gerçekten de seninle bu konuları konuşmak bana her seferinde keyif veriyor. Çünkü yeni yeni bakış açıları da oluşturuyorsun ki bizi izleyen danışanlarımız ya da izleyen kişiler de çok büyük ihtimalle buradan senden çok fazla bu bulguların kendileriyle ilgili değerlendirmesi konusunda büyük ihtimalle yeni bir görüş oluşturacaklar kendilerine yönelik. Ben çok teşekkür ederim. Yani bugün aslında geneliyle şizofreni ele almakta evet. Aslında şeyim evet. Ama bulgular ve şizofreninin aslında psikozdan farklılığı nedir? Ve biz böyle bir durumda belki bunu nasıl fark edebiliriz diye konuştuk. Evet. Son bir şey söylemek istediğin var mı? Yani aslında yine bütün hastalıklarda olduğu gibi erken tanı ve erken
tedavi çok önemli. Yurt dışında, Avrupa ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde bile şizofreni tanısının konmasından itibaren tedaviye geçen süre, şizofreni belirtilerinin ortaya çıkmasından daha doğrusu bir yılı aşkın. Onun için hani bu tür belirtilerden şüphelenildiğinde bir an önce profesyonel destek almak çok önemli. Evet, erken tanı, bulguların erken dönemde belirlenmesi çok önemli diyoruz. Her hastalıkta olduğu gibi ve böyle olunca biz çok daha ileri dönemde sorunlar ortaya çıkabilecek bir durumda erken dönemde başarılı tedavi girişimlerine sahip olabiliyoruz. Evet, Ege Üniversitesi Televizyonu izleyicileri, bir başka programımızın da sonuna geldik. Gelecek hafta sizlerle yeni farklı görüşleri ele alacağımız bir programda görüşmek üzere diyorum. Esenlikler dileklerimle.